Aksi kanaldan herkese merhaba. Bu videoda çok hızlı olarak Sony'nin ZV-1 adlı yeni kompakt kamerasından bahsedeceğim. Ve her zaman olduğu gibi siz aksi kanaldasınız ve biz aksi kanalda her şeyi bam 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 söylüyoruz. Küt diye konuya gireyim. Bir süredir Canon'un G7X Mark 3 modeline sulandığım doğrudur. Evet kameralar konusunda maalesef e, böyle artık hastalık terörisine gelmiş biçimde e, bir kameraman manyaklığı oldu bende. Çok düşündükten sonra Sony'nin bir modelini aldım ama Canon'da aklım kaldı. Canon'un başka modellerinde ve kompakt kameralarından bahsediyorum. Canon'dan da bir model aldığım ace zaman Acemi dönemime de denk gelmişti ama her şeyden nefret ettirdi. Onların bir kısmının arkasındayım oradaki yorumlarımın. Bir kısmında da hakkını yediğim olmuştur. Yalan söylemeyeyim ama yine de kimseye tavsiye ettiğim bir kamera değil. Alternatif olarak son Canon'daki E250D'yi de herkese rahatlıkla tavsiye edebilirim. Hele de 1080 ne işi olmayanlar o adını zikretmediğim kamerayı da kullanabilir. Ama biz bu videoda ZV, ZV-1'den bahsedeceğiz. Sony'nin yeni kamerası ZV-1. Dediğim gibi Sony kompakt kamera işine zaten vardı. RX 100 serisi, RX 100 Mark 5 efsane oldu. 6 geldi ne olduğu belli değil. 7'de de ona bir kulaklık yani daha doğrusu mikrofon girişi verdiler. Dolayısıyla vlog yapanların, kompakt kamera sevenlerin daha çok sevdiği bir hale gelmiştim. Ama ve lakin Sony dedi ki ben öyle bir kamera çıkaracağım ki bundan sonra vloggerların kullanacağı en önemli, en güzel kamera bu olacak. Çok iyi, çok hoş. Sony ilk defa tarihinde yana doğru açılan bir ekran da yaptı. Bu benim için cahane. Şu anda benim kullandığım kameranın ekranı yukarı doğru açıldığı için ben bir mikrofon setabı kullanmak zorunda kalıyorum ve bu setuptan bazen nefret ediyorum. Tabi arada şöyle yukarı bakıp buraya baktığımda o kadar hissedilmiyor. Mesela yana baksaydım o ekran yanda olsaydı kimse sizle konuşurken bu kadar yana bakmıyor ama yukarı doğru bakıp bir saniye sonra gözünüze inen bir bakış sizi o kadar rahatsız etmiyor. Dolayısıyla yukarıdaki ekranda benim bir problemim yoktu fakat şu Mikrofonun takıldığı yeri doğru yere koysalardı, biz de ekstra bir e, aparat alıp onu sola almak zorunda kalmazdı ki ben burada buğumlamak için daha farklı bir mekanizma kullanıyorum. Neyse, Sony e, tabii vlogger dan. Anladıkları nedir bilmiyorum ama vloggerlar sürekli bir geri zekalı sanma mevzusu var. İki tane buton koydular üzerine. O çok hoşuma gitti benim. Bir tanesi arkayı bulandır butonu. Arkayı bulandırmak ne olur ben size şöyle göstereyim. Şu anda mesela iyi kötü arka taraf bulanık ama daha önde bir şey koyarsam şu şekilde. Bakın nasıl çok daha bulanık hale geldi. Bu bulanıklık hissini yaratmaya çalışıyor. Fakat bir inç sensör gibi küçük bir sensörle çalıştığı için arada böyle bulanıklık farkını yapıyorlar. He abi azıcık bulandı ama çok da fark etmedi dedirtiyor insanlara. Ondan sonra ikinci bir özellikte de product demonstration demiş ona. Böyle bir ürün gösterirken şimdi nasıl bakın ben bunu gösterdim. Hala yüz öncelikli olduğu için bunu almadı. Görüyor musunuz? Ya ben böyle yüzümü saklamak zorunda kalacağım ya da çok basit biçimde ben bunu kendi kameramda da yapabilirim diye tahmin ediyorum. Hmm, recording yani kayıt yaparken o özelliği yapmıyormuş. bir saniye kaydı durduracağım. Evet. Çok kısa sürede geri açtım. Şu anda yüz odaklılığı kestim. Dolayısıyla sahnenin bütününe bakılıyor ve o sahneye odaklanıyor. Şu anda ürünü gösterdiğimde şak diye buna odaklanacak. Gördüğünüz gibi bu benim de gıcık olduğum bir şeydi. Şak diye odaklanmayı yapmak istediğim zaman da tabii e, kayıt devam ederken yapamıyormuşuz. Ona gıcık oldum ama birçok videomda hadi babacım al fokusu dediğimde ki bugün çektiğim bir video var o da öyleydi. Üstelik bu arkadaşlarla ilgiliydi. Bak şak diye ne güzel alıyor. Yani bunu pekala yapabiliyorsunuz. Tabii bunu live olarak yapsaydık daha hoş olurdu. Oradaki live mı bilmiyorum. Yani kayıt içerisinde bunu değiştirebiliyor musunuz bilmiyorum ama yine de dediğim gibi vlogger'ları aptal yerine koymak. Sony burada yeni bir teknoloji yapmıyor ki. Sadece yüz takibi kapatıyor. Öbüründe de arka tarafı blurlemek dediğimiz bizim bu diyafram açıklığıyla manipülasyon yapıyor. Diyaframı daha fazla açarsanız arka taraf dur bakayım benim diyafram kontrolüm şunlardan birinde var mı? Hop. Yemedi. Ya tabi kamerayı dersten kullanıyoruz böyle olunca. Ama ben de diyaframı açarak pekala arka tarafı daha... Şuradan olur mu? Şuraya ben en son... Evet shutter'ı koymuştum. Dolayısıyla şatırdan da olmayacak. Bakın ben de bu arada... Yani bunları canlı manipülasyon yapabiliyorsunuz. Bunlarda sıkıntı olmuyor. Hadi bu kadar kararmasın. Şöyle kalalım. Şöyle kalalım devam edelim. Canlı manipülasyon yapabiliyorsunuz. F değerini de değiştirebilirdim de... Ben normal komboyu değiştirdim. Normalde üzerindeki dönen F değeriydi. Önemli değil bunlar ama bundan sonra bir ürün gösterirken ki ben videolarımda genelde böyle şak diye ya bak burası şöyle efendim kutuyu açtım. Kutuyu açtığımda burası böyle diye çok gösteren biri olarak bundan sonra pekala face auto neydi bunun adı? Face priority ya da yüzü face tracking opsiyonunu kapatabilirim ki zaten iyi kötü track da oluyor bence. Burada biz çok da bir şey kaybetmiyoruz diye düşünüyorum. Evet Sony ZV1 yani ZV1 kamerasının özeti budur. Ha. Neden eğer siz alacaksanız Sony ZV1 alın. Bence ZV1 diyelim hadi. Bence Canon G7X Mark 3 tam bir şaka oldu. 4K'da otofokus diye bir şey yapmıyor. Canon'un renklerine ölüyorum, bitiyorum, kendim ayarlayamıyorum diyorsanız ee, yine Canon alın tabi ama Sony böyle bir kamera çıkarmışken burada Canon'da da yukarıdan çıkar, burada yandan çıkar. Yandan çıkan ekran kimi zaman Çoğunluğun tercih ettiği bir şey oluyor. Dediğim gibi ben üstten çıkan tercih ediyorum ama yandan çıkan bir ekranınız olursa da yukarı mikrofon yerleştirmek daha kolay oluyor. Dolayısıyla e, bu round'da da Canon'a geçmiş olsun G7X Mark 3 out, Sony ZV-1 in. Ama genel olarak kompakt kameralara baktığımızda hepsine güle güle herkes artık telefonuyla çekim yapıyor. Bu arada dur bakayım ya şu hoşuma gitti. Öpün evladım abinizin elini. Size 6000 TL'den kurtardım. Üstelik Canon G7X Mark III alsaydınız o 6000 TL'den sadece hırslanacaktınız da. Ha Sony Compact Sony ZV-1 alınır mı? Bence alınmaz. Dürüstçe söyleyeyim. Ben şu anda Sony A61 çift sıfır kullanıyorum. Ona verilecek parayı enayi parası sayarım. Onun yerine Osmo Pocket alabilirim. Onun yerine ee, Osmo Pocket bir kere her türlü gebertir. Onu sadece, sadece elinizde zoom fonksiyonu olmaz. Osmo Pocket'ın görüş açısı 26 mm iken Sony ZV1'inki 24 mm ama siz eğer aktif dedi yani e, görüntü sabitlemeyi elektronik görüntü sabitlemeyi kullanırsanız zırt diye kropluyor. Oluyor size 30 mm. Yani bu görüş açısı bu demek. Beni böyle kafamı görürsünüz sadece. Ki zaten vlogçuların da sadece kafalarını görmemizin sebebi o. Atıyorum bir iPhone'unuz varsa zart diye alın. Ultrawide'da çekin. Tamam görüntüden biraz feragat edersiniz ama en azından bizde bir şey görürüz ya. Siz bir hikaye anlatıyorsanız. Dolayısıyla kompakt kameraların canına okuyan e, akıllı telefon dünyası Na karşı Sony de Canon G7 X Mark 3 ile gelmişti, Sony de ZV1 ile geldi. Ama yine söylüyorum, ölmüş bir pazardır. Ben paramı harcarım diye düşünüyordum. Eğer 24 mm yerine oraya 16 mm lens koyabilselerdi, yani ben bir şey anlatırken görebilseydim ya da zoom lens olduğu için ben onun ucuna Osmo Pocket'a yaptığım gibi bir geniş açı lens de takamadığım için bana hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla olur da Sony bana gönderirse, Sony'den tanıdıklar var ya da bir tanıdığım bunu satın alırsa ben tabii ki zevkle biraz kurcalarım. Ama şu anda benim kağıt üzerinden gidip alabileceğim bir şey değil. Zaten benim bir e, lensi değişebilir kameram var. Bir tane DJI Osmo Action'ım var. Bir tane de Osmo Pocket'im var. Artı zaten nerede sıkışırsam iki tane maalesef iPhone'um var. Dolayısıyla e, bu kameranın benimle işi yok telefondan çeken birileri kameraya geçtiğinde kameranın bütün gıcıklıklarını öğrenmek gerekiyorsa eğer ben onlara lens değiştirilebilir bir kamera tavsiye ederim. Tavsiye ettiğimi de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Kendim gidip Sony A61 çift sıfır almış insanım. Son tahlilde ha ne yaptın dersen ucuna gittim tabi bir de bir Sigma 16 mm lens aldım. Dolayısıyla istediğim keskinliği istediğim arka plandaki değişiklikleri yaratabiliyorum. Bu, otofokusla ilgili sıkıntımı da şak şöyle gider çok tatlı geçiyor ya. Bu geçiş hızını da arttırdım bu arada önceki videolara göre. Yani bu işi e, biraz araştırdığınızda bulabildiğiniz bir şeyi tuşla ZV1'in üzerine koymuşlar. Arka planı böyle dur ya. Tamam yapacağız onu o belli oldu. Bak şimdi. Şöyle baktın ya. Abi gene ISO'dayız. Record devam ediyor. Tamam kardeş sen bir dur. Tamam sen ne işim yok dedim ya. Evet azıcık bilgi aldım. Şimdi bak. Arka plandakilerin ne olduğu çok belli değil değil mi? Bu defocus özelliği bu. Arka tarafı daha bulandır. Arka tarafı bulandırma dediğinde yapacağı ne? Burayı açtığında gördüğünüz üzere arkadaki objeler çok daha görünebilir hale geldi. İyice açarım. Çok da problem değil yani. Bunu pardon şu anda kapatıyoruz teknik olarak diyaframı. Ama ben geri alıp arka tarafta biraz bluru seviyorum. Çünkü zaten bakın bugün cep telefonlarımızla izlediğimiz ekranların boyutu da düşünürsek, keskinlik dışında bu tarz bir kamera almayı Anlamlı kılan tek şey biraz alan derinliği denilen arka taraftaki bulanıklık, bokeh denilen etkiler. Onları da yapmayacaksınız. Ulan buna niye bu kadar para verdin diye sorarlar adama. Dolayısıyla ZV-1 çok kuş bir vlogger değilseniz ya da hiçbir zaman abi ben değiştirilen, lensi değiştirilen kamera almayacağım diyorsanız paranızı ziyan etmekte istiyorsanız ki var bu ZV-2 çıksın da onu alın. Ya da Osmo Pocket... İki gelecek yarım inç sensörle de olsa, fakat onun üzerinde bir gimbal olduğu için şunu unutmayın: bir görüntü ne kadar sabitse izlemesi o kadar keyifli oluyor. Şimdi ben ağır bir setup'ı kaldırdığım için siz yine çok şey yapmadınız ama şöyle şöyle titreyen bir görüntü olduğunu düşünün. Siz böyle bir şey anlatan birini izler misiniz? Ya da o kişi aktif gürült, pardon, aktif ya da elektronik imaj sabitleme aşamasında da şöyle bir adam seyredeceksiniz. Bir adamı ağzının içinden seyretmek de bence keyifli değil. Evet. Yarı karambole, yarı bonus bir aksi kanal videosu oldu. İzleyenlere izledikleri için çok teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, otu, koku unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim.